Adana'da bir müteahhit bir ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını iddia etmiş. 400 bin lira zarara uğradım demişti. Bu kez de suçladığı yeni gelin konuştu. İddiaları reddetti. Asıl mağdurun da kendisi olduğunu söyledi. 300-400 bin lira yakın olan bir dolandırıcılık ve hırsızlık var. Ben kesinlikle eşimi dolandırmadım. Benim tarafıma iftira atılıyor. Damat gelini, gelin damadı suçladı. Boş ev davasında yeni iddialar ortaya çıktı. Evliliğimin ilk birinci haftasından itibaren sürekli alkol, şiddet... Adana'da yaşayan Esen çifti bir ay önce nikah masasına oturmuştu ama mutlu yuva kısa sürede çatırdadı. Dün akşam da uzaklaştırması olduğu halde uzaklaştırmasını ihlal edip eve geldi. Ben senin karın değilim, gider misin? Al onun videoyu, hırsız! İddiaya göre yeni gelin, müteahhitlik yapan eşi Mehmet Esen'e annem korona gelme yazılı bir mesaj yollamıştı. Esen döndüğünde boş bir evle karşılaştı. Bana mesaj çekti, işte annem korona eve gelme diye. Bütün tabaklarım, çanaklarım, evde hiçbir şey yok ya. Aç abi, aç, aç. Karısı eşyaları toplamış, kamyona yükletip kayıplara karışmıştı. Annem gerçekten Covid-19 rahatsızlığına yakalanmıştır. Müşterik olan eşyalarımızın bir kısmını alıp annemin evine ölüm tehdidinden korktuğum için yerleşmişimdir. Suçlanan kadın ilk kez ortaya çıktı. Bambaşka şeyler anlattı. Benim bekarkenki bütün eşyalarımı A'dan Z'ye kendisi satmıştır. Ve bunların hiçbir şekilde parasını bana vermemiştir. Bütün eşyalar bana aitti zaten. A'dan Z'ye. İnanamıyorum ya, hala şaşkınım. Her şeyimiz gitti. İddiaya göre evden de yaşadığı şiddet yüzünden ayrılmıştı. Şiddete dayanamadığım için şikayette bulunmuşumdur. Evde hiçbir şey yok ya.